Kimse kusura bakmaz. Yani tutup sen parana bak kardeşim, belli ki seni Erdoğan çok mutlu ediyor dersen, bu çok büyük bir hakarettir. Terbiyesiz sözü de bunun yanında çok küçük kalıyor, emin olun yani. Çok daha ağır hakaretler ederdim. Belirsiz yani. İşte sorduğun soru aptalca bir soru. Hiçbir anlamı olmayan, tamamen orada seyirciye oynamak için senin uydurduğun bir soru yani. Hiçbir argümanın doğru değil. Biz de bunu söylemişiz sana. Ben şimdi sen bu kadar beyinsiz bir adamken sana saygı mı duyacağım yaşlısın diye? Niye saygı duyayım? Bir de diyor, ben sizin nezdinizde diğer araştırmacılara da söyleyemezsin kardeşim. Ben senin nezdinde dönüp Can Atatürk'e, Emin Coşkun'a satılmış diyebilir miyim? Sen kimsin yani benim nezdimde söyleyebilirsin? Ya çok basit bir şey söylüyorum adama. Diyor ki ben 50 yıllık gazeteciyim. Tamam kardeşim, gazeteciliğine söz eden yok. Bir günlük bile araştırmacı değilsin. 20 yıllık araştırmacıya akıl öğretme. Sonra da bana diyor ki işte soruyu şöyle sorman lazım, böyle sor. Dedim ki ya madem o kadar çok isteklisiniz bu işe, soru formunuzu hazırlayın, gönderin bize. Biz de size teknik formunuzu hazırlayalım. Verin parasını, ne istiyorsanız onu soralım. Niye bu kadar zorluyorsun sistemi dedim yani, haksız mıyım burada? O kadar çok zorladı, o kadar çok zorladı ki. Yani moderatör arkadaş, gazeteci, o da yılların gazetecisi, saygısızlık etmemek için kesmiyor. Ama o görmüyor, şekilden şekile giriyor sorunun saçmalığı karşısında, tartışmanın saçmalığı karşısında. Kusura bakmayın kardeş, 5 kere anlattıktan sonra 6.ya da alttan alamam yani. Ben 1000 kilometre yolu bunakları rehabilit etmek için gitmiyorum yani, kimse kusura bakmasın. Sevgili dostlar, kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bugün biraz hastaydım, az coştum. Yarın daha çok coşarım. Kendinize iyi bakın.